Şimdi haliyle tüm kenarları birbirine eşit olunca ne oluyor? Ben bunu böyle birleştirirsem bu bir ikizkenar üçgen oluyor. Alfa alfa. Z kuralı var ya da iç ters açı. Burası da alfa. O zaman mecburen burası da alfa. Bak ne olmuş oluyor burada? Köşegen açıortay. Yani bu paralel kenarda böyle bir durum söz konusu değildi. Çünkü bunlar birbirine eşit değildi. Eğer paralel kenarın tüm kenarları eşit olursa bununla da eşkenar dörtgen. Ama köşegen de neymiş? Açıortay. Bak şimdi bunu çekeceğim. Bunun açıortay olduğunu bulalım şimdi. Burası beta olsun. İkizkenar üçgen Tamam. olduğu için beta. Z kuralından ya da şuradaki Z kuralından burası da beta. Doğru mu? Evet. Değil mi? Burası da beta. Burası da ne oluyor? Beta oluyor. Bak bunlar birbirine eşit değil ama. Peki ikizkenar üçgende şu üçgene odaklan şimdi. Şu üçgene. İkizkenar üçgende bu açıortaysa bütün özellikleri sağlaması gerekiyordu. Neydi o özellikler? Hem dik olacak hem iki eşit parça ayıracak. Aynı şey bunun için de geçerli. Bak şimdi şuradaki ikizkenar üçgene bak. Hem açıortay ikizkenar üçgen olduğu için mecburen dik ve ne Evet. olacak? Şu parçaya, şu parça da eşit. Yani toparlayacak olursak paralel kenardan farklı birçok farklılıkları var. Yalnızca kenarların paralel oluşu var. Burada paralel kenarla bir fark bulmak istersek, yani bu aynı şeyi bulmak istersek, yani bunlar birbirlerine eşit idi paralel kenarda. Hepsi birbirine eşit olunca bu çok önemli bir özellik. Neymiş? Yani şunları bir daha özetliyorum. Bunlar eğer eşkenar dörtgense eğer bunlar açıortaydır. Bu karşılıklı eşit olduğu için bak alfa alfa çıktı. Eğer şunu çekecek olursak yani şunu böyle birleştirdiğimde burası da açıortay, burası da açıortay ve köşegenler ne oldu? Dik kesişti. Köşegenleri dik kesişiyorsa hemen aklımıza ne gelmeli? Alanla ilgili bir formül vardı dörtgenlerde. Burada alan ABC'de köşegenleri dik kesişen dörtgenlerin ya da köşegenlerin uzunluğunu biliyorsam ben nasıl buluyordum? BD çarpı AC bölü 2 aradaki açının sinüsü. Yani şu açının sinüsü lazım. Sinüs 90 zaten 1 olduğu için ne oluyor? Köşegenler çarpımının yarısı oluyor. Bu deltoidle de karşımıza çıkacak. Herhangi bir dörtgen için onu tekrar hatırlatalım istersen. Herhangi bir dörtgende A, B, C, D, AC çarpı BD bölü 2 sinüs alfa. Hemen alfa ne demek? Onu da şöyle birleştirerek gösterelim. Burası alfaysa alanı böyle buluyorduk. Şimdi eşkenar dörtgende neler söyleyebiliriz başka? Paralel kenardan farklı olarak paralel kenarda yükseklikler farklıydı. Şimdi ne demek istiyoruz? Şuradaki yükseklikle şuradaki yükseklik paralel kenarda farklıydı hatırlarsan. Buradaki yükseklikle buradaki yükseklik farklıydı. Peki burada neden aynı olmak zorunda? Çünkü az önce söylediğimiz bir özellik vardı hatırlarsan. Bu ne olmalıydı? Açıortay, değil mi? Bu Evet. açıortaysa açıortaydan kenarlara indirilen yükseklikler eşit olduğu için bak burada ne oluyor? Eşkenar dörtgende birbirlerine eşit çıkıyor. Hatta biz onun başka nereden bulabiliriz? Burası alfaysa burası alfa, 90 alfa beta diyelim, 90 alfa beta diyelim. Gördüğün gibi aynı açılara sahip üçgenler, aynı açılara sahipse bu bir nolu üçgenle iki nolu üçgen birbirine eşit çıkacak. Bak 90'ın karşısı da 90'ın karşısı eşit. Nereden anladık? Eşkenar dörtgen dediği için. Bak o yüzden alfanın karşısı birbirine eşit diyebiliriz ya da tekrar ediyorum açıortaydan kenarlara indirilen dikler eşittir diyeceğiz. Anlaştık mı? Tamam. Peki, köşegenler alanlarla nasıl şey yapacak? Yani şu köşegenleri çizdiğim zaman haliyle ne oluyor burada? Bunlar birbirlerine eşit olduğu için ve köşegenler dik kesiştiği için bunlar da birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit olduğu için burası A, burası A. Bunlar birbirine eşit olduğu için burası A ise burası da A. Yine aynı şekilde burasıyla burası da birbirine eşit çıkacak. Yani köşegenler alanı dört eşit parçaya bölecek. Peki paralel kenarda çok üzerinde durmuştuk. Burada da yine aynı kurallar geçerli. Ne demek o? Yani aslında bu paralel kenar mı özel bir hali diyebiliriz. Ben buraya A, buraya B dersem mecburen burası da ne olacak? A artı B. Art. Bu paralel kenarla aynı. Çünkü bu üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2.
Hatta onu şöyle renkli bir şeyle gösterelim bak. Şimdi büyük yükseklik. Ben buraya x diyeyim. Bu a artı b dediğim şey nedir? H çarpı x bölü X 2. bölü 2. Bir paralel şey, bir eşkenar dörtgeni ya da bir paralel kenarın alanı neydi? Yükseklik çarpı tabandı. Yani h çarpı x olacaktı. Bu da alan ABC'de diyebiliriz. Alan ABCD idi. Ne oluyor haliyle? Şu hx bölü 2 çıkıyor. Toplam alan hx olduğu için şu dışarıdakilerin toplamı toplam alanın yarısı olmuş oluyor. Haliyle burası da A artı B oluyor. Hatta bu noktayı istediğim gibi oynatabiliyordum. Onu paralel kenarda çok önemliydi. Bir kez daha tekrar edelim. Aynı şey eşkenar dörtgen içinde geçerli. Yani şuradaki bak şu toplam üçgenin şey paralel kenarın ya da şeyin eşkenar dörtgenin alanının yarısı. Bu da yarısı. Hatırlarsan bunun üzerinde çok durduk. Şu da toplam alanın yarısı olacak. Çünkü ne taban değişiyor ne yükseklik değişiyor. Yalnızca şuradaki noktayı oynatıp duruyoruz. Yani istediği yere gidebilir. İsterse de bir tane de şöyle yapalım. Bak şu alan toplam alanın yarısı oluyor. Yani eşkenar dörtgenin aslında kendine has çok fazla bir özelliği yok. Paralel kenardaki tüm özellikler sağlanıyor. Hatta bak şunları söylemedim bile. Çünkü kendiliğinden çıktı o. Şu 2 alfa artı 2 beta neydi? 180. Alfa artı Alfa beta artı kaç kaçtı? 90. 90. Alfa artı beta 90'sa bak buranın 90 olduğunu bulmanın bir başka yolu da bu şekilde söylenebilir. Burada dikkat edeceğin en önemli özellik yani zor sorularda şunların birbirine eşit oluşu. Hemen birlikte biraz soru çözelim. Tamam. Bitti mi hocam? Eşkenar dörtgenin de bir özellik yok. Paralel kenarın aynısı zaten. Bu kadar. Evet. Ha, kolay hocam. Diyor ki orta dikme ne demektir? Hem ortalayacak hem de dik olacak. Bu Tamam. demektir. ABC açısının ölçüsünü sormuş. Haliyle ben buraya xx dersem bu bir eşkenar dörtgense burası 2x'tir. 90'ın karşısı 2x iken neyin karşısı x olur? 30. Burası 30 Ha. ise burası 60. Atmış. A, B, C'yi yani şurayı soruyor. Burası 60 ise burası kaçtır? 120'dir. 120. Anlaştık mı? Tamam. Peki yine aynı şekilde buraya x, x dersem eşkenar dörtgen dediği için hepsi 2x. Ben yine iç ters açıdan bunun 90 derece olduğunu biliyorum çünkü bunlar birbirine paralel. 90'ın Evet. karşısı 2x iken neyin karşısı Otur. x'tir? 30'un karşısı. Bizden de B, C, Bir D'yi yani 60. şurayı istiyor. Burası 120 ise burası ne olur? 60 olur. Tamam. Özel soruları geçiyoruz. Geldik buraya eşkenar dörtgen dediği anda köşegen neydi? Açıortay. Evet. Burası da açıortay. Ben şu açının kaç derece olduğunu biliyorum. 90. Neden? Alfa alfa derim, beta beta derim, değil mi? 2 alfa ile 2 beta'nın toplamı 180. Alfa artı beta ne yapar? 90. Bunu söyleyebiliriz. Bizden BE uzunluğunu yani şunu istiyor. 2, 4 şu uzunluğu bulabiliriz. Kök içerisinde 16 artı 4 yani Pisagor yaptım. O da 20'den 2 kök 5 çıktı. Peki ben biliyorum ki bu parçayla bu parça birbirine eşit eşkenar dörtgen olduğu için. Ha. Aynı zamanda bir de ne çıkıyor? Muhteşem üçlü çıkıyor. Kök Yani şunu o zaman ne olacak? Kök 5, kök 5, kök 5 muhteşem üçlüden dolayı BE. tamam. Evet, yine bak açıortaydan kenara dik indirmiş. O zaman biz burayı indirebiliriz. Evet. Şöyle. Ben buranın altı olduğunu biliyorum. Bu da açıortay değil mi? Ben buradan da bir yükseklik çekersem ne olur? Yine altı Altı. olur. Yani yüksekliği kaç oldu? 12. Çevresini sormuş. Çevresini nasıl bulacağız? Bir bakalım bakalım. Yani ben buraya x dersem. Değil mi? 4 x artı 16. Ya hepsi x, burası da x oluyor, doğru mu? Çünkü Evet. kenarlara indirilen dikler eşitse tamamı x artı 4 ise burası 4 olur. Burası 4 Burası olur. Haliyle burası 6. x olur. Burası da ne oldu? X artı 4 oldu. Peki buraya kadar hep yapabiliriz ama gördüğün gibi soruda bu yeterli bir bilgi değil. Bir şey yapmamız lazım. Ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Ben buradan böyle bir dik çekeyim. Ben Hocam bir şey buradan böyle soracağım. Şu E'de şurada 90 derece olmuyor mu E'de? O da öklit şuradan oluyor. ha Öklit. Ha doğru söylüyorsun. Öklit'ten de bulunabilirmiş. Ben hiç Öklit aklıma Evet. gelmemişti. Yani h kare
36 eşittir 4 çarpı x'ten x kaç çıkıyormuş? 9. Burası 9. 13. 13 çarpı 4'ten kaç geliyor? 52. 52. Ben ne yapacaktım? Burası 4 ise burası 4, burası 12, burası x eksi 4. Yani 12'nin karesi artı x eksi 4'ün karesi eşittir x artı 4'ün karesi diyecektim ama senin yolu daha kısaymış. Evet. Aferin sana. Peki, eşkenar dörtgen demiş yine. Ben biliyorum ki burası 4 ise burası 4'tür. Burası 90'dır eşkenar dörtgen dediği için. Hemen Pisagor ya da 30-60-90 üçgeni yaparım. Çünkü niye? 90'ın karşısı 4, bir şeyin pardon, 90'ın karşısı 8, bir şeyin karşısı 4 ise burası kaç olur? 30. Burası kaç olur? 60. Açı ortaya olacaktı. 60. Burası kaç olur? 30. Peki 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı ne çıktı? 4 kök 3. 4 kök 3. Burası 4 kök 3 Evet. ise burası da 4 kök 3. Buraya kaç kalır? 2 2 kök 3.3. 3. Peki 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kaç yapar? Kök Kök 3. 3. Benden de onu istiyor. Yani 30, 60, 90. Oo. Evet. Burası 7. Burası da 7. Burası da 7. Burası da 7. Bunun açıortay olduğunu biliyorum. Kenarlara indirilendikleri eşittir. Burası 4. Değil mi? Burası 4 ise burası Evet, 4 çarpı 7 bölü 2. 14. Tamam. dörtgen demiş. Burası 6. Burası Burası 6. Burası 2. Burası 6. Yüksekliği istiyor bizden. Az önce bir yöntem göstermiştim. O yine oradan devam edelim. Bak ne oldu? Burası 1 ise burası 1, burası 3, burası 3 kök 3 çıkar Pisagor'dan. Yüksekliği buldum. 3 kök 3 tabanı kaç? 6 ne çıkar? 18 kök 3 çıkar. Var mı sıkıntı? yok. Geçtim. Dörtgen demiş. Kim için eşkenar dörtgen demiş? A, B, C'de. Değil mi? Bu bir eşkenar dörtgenmiş. Burada bir kenarortay var. Ne yapalım? Buraya x desek, değil mi? Burası x. Evet. X o zaman 17 bölü 2. Ha doğru. Niye x diyoruz ki? Doğru söylüyorsun. 17 bölü 2. 17 bölü 2. Burası 17. Burası 17. Şimdi şöyle şu üçgeni biraz oynamayalım. Şuradan gidelim. Çünkü niye? Tamam. Ben biliyorum ki Sinüsler. ACD üçgeninin alanıyla ABC üçgeninin alanı birbirine eşittir. Ben bunu bulursam, değil mi? Ben bunu bulup ikiye bölersem burayı bulurum. Hadi bulalım. İkizkenar üçgen zaten. Tepesinden dikindirelim. 8, 8. 8, 15, 15. 17. Yüksekliğim 15. Tabanım 16. Bölü 2'den kaç geliyor? 120 geliyor. Yani bunun alanı 120 ise buranın alanı da 120'dir. Şunlar birbirine eşit olduğu için ne yapar? 120'yi Bir de ikiye bölüyoruz. 60, 60 diye paylaşır. Anlaştık mı? Tamam. Peki ne yapacaktık hatırlarsan ben bunu böyle çekersem köşegenler hem açıortay olacak hem dik kesişecek. Bak 8, 15, 17 üçgeni geldi yine. Burası 8 ise burası 8'dir. DE'yi istiyor. Şu üçgene dikkat et. Nasıl bir üçgen elde ettik orada? 8, 8, 18, 18. DE. DE'ye ne diyelim? X diyelim. 2'ye bölelim 4, 2'ye bölelim 9. Hemen Pisagor yapalım. 81 artı 16. Hepsini 4'e bölmüştüm. 4 kök, pardon. Hepsini 4'e Yok, bölmedim. 2. 2'ye bölmüştüm. 2 kök 97 çıkacakmış. 2 kök 97. Anlaştık mı? Tamam. Yani şu açıortayı ya da bunun böyle çekip iki eşit parçaya böleceğini kullanmamız lazım. Öteki türlü zor olur. Eşkenar dörtgen olduğunu söylemiş. Şimdi ben biliyorum ki bu açıortay. Yani ben buraya alfa alfa dediğim anda ben biliyorum ki eşkenar dörtgense burası da alfadır, burası da alfadır, burası da alfadır. Burası 90. Evet. Değil mi? 3 alfa artı 90, 180. Alfa buradan kaç Alfa çıkıyor? 60. 30 Yok. çıkıyor. 30, 30, evet. Bizden alanını sormuş. Yani yükseklik çarpı tabana ihtiyacım var. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı kaç çıkar? 4. 4. 4. Burası kaç çıkar? 2 kök 3. Evet. Yüksekliğim 2 kök 3. Tabanım da 4. Çarparsam kaç yapar? 8 kök 3 yapacakmış. Anlaştık mı? Tamam. Evet. Yani o açıortay olma durumu çok önemli gördüğün gibi. Bir kere şunlar nasıl kesişiyordu? Dik kesişiyordu. Evet. Bu açıortay olduğunu söylemiş. Açıortaysa ben hemen buraya 3x, buraya 5x diyebilirim. Değil mi? Evet. Açıortayın en önemli kuralı neydi?
Birincisi kenarlara dik indirecektik. Onu söylemeyelim burada. Ben buraya A, buraya B dersem burası A'nın bir katı, burası da B'nin bir katıydı. Yani burası 3 ise 3x, 5 ise 5x. Peki 3, 4, 5 üçgeninin bir katı geldi gördüğün gibi. Ben buraya 4x diyebilirim. Yani 3x, 5x ise burası ne olacak? 4x. 4x, 8 ise x kaç çıkacak? 10. Peki x kaç çıktı? Pardon. X 2 çıktı. Pardon. Ben hemen burayı buldum. 10 oldu. Burası 10 ise burası da 10'dur. Burası da 10'dur. Gördüğün gibi burası 6'dır. 6, 8, 10 üçgeni çıktı. Şu alanı bulup ne yapabilirim? Yani 6 çarpı 8 bölü 2'den 4 tane var diyebilirim. O da ne geliyor? 96. Ya da köşegenler bir tanesi 16. Burası da ne geldi? 12 geldi. Köşegenler çarpımının yarısı da diyebilirim. Hangi yoldan yapmak istiyorsan yapabilirsin. Anlaştık mı? Tamam. Bak az önce yaptığımız sorunun aynısı. Yalnızca ne yapacağım? Köşegen çiziyorum. Burayı 7 7 diye parçalıyor. Çünkü hem bunu çekince burayı iki eşit parçaya bölüyor hem 90'lı bulmuş oluyorum. O yüzden köşegeni çizdik. O da gördüğün gibi 5 12 13 üçgeni. Yani burası 5'miş. Orası da 5 olsun. BC uzunluğunu sormuş. Yani Ha, 7, 5. 49 49 artı artı 20, 25 74. 74. Anlaştık mı? Tamam. Peki eşkenar dörtgen 8, burası da 8, burası da 8. Burayı bilmiyoruz. Bizden BF'nin FC'ye oranını istemiş. Yani aslında sorunun çok şeyle bir alakası yok. Tamamen benzerlik sorusu. Biz paralel kenar anlatırken dedik ki böyle şeyleri uzatıp şurada kelebek benzerliği var diyorduk değil mi? Şurada bak. Bir kelebek Evet. benzerliği var. Fakat burada bir ekstra durum söz konusu değilmiş o. Ben buraya alfa, buraya alfa dersem Z kuralından burası da alfadır. Yani ne Evet, çıktı? orası. Kenar. Burası ne çıktı? 6. Peki kelebek Evet. benzerliğinden. 6 bölü 8 diyebilirim ben buraya değil mi? Ben buraya 6K, Evet. buraya 8K diyebilirim. BF 8K. Bölü FC 6. 6K, o da ne yapar? 4 bölü 3. Anlaştık mı? Tamam. Yani eşkenar dörtgen demiş, şunun açıortay olduğunu görmeni istiyor. Peki orası açıortaysa az önce de yaptık. Burası kaç dereceydi? 90. 90. 90, Yarısı burası da 35 ise 65. Yok, 55. 55 gelir. 55. Ve ED'yi sormuştur. Başka bir yeri sormaz zaten. O da ne geliyor? 55. Evet. Kolay soru var. Evet, 45 haliyle burası da ne olacak? 45 Evet, olacak. 45. AB uzunluğu yani bir kenarını istiyor. Ne yapalım? Karşısını dik çekelim. Çünkü şu an iş yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Evet. Ben buraya ne diyebilirim? 8, 8 diyebilirim. Şimdi tabii bu yükseklik 8 çıktı gördüğün gibi. Ben ne söyleyebilirim başka? Ben buraya şimdi ben bunu böyle indirdiğim zaman burası 8 ise burası 8 diyemiyoruz. Çünkü biz şöyle bir paralel çekmedik değil mi? Evet. Yani ben eğer buraya paralel çekseydim belki bir şeyler olurdu ama onu da bilmiyoruz tabii. Peki. Hocam böyle bir şey yapsak, DY'ye bir tane A desek, o zaman bu tarafı da A olacak. Burası A artı 8 olacak. Sonra kosinüs teoreminden A'nı bulalım. Yani kosinüse gerek var mı ya? Hani başka bir yöntem bulamaz mıyız hakikaten? Gerçi burası Ha, o da da olur. 45 çıktı. Gerçi burası 90'mış. Burası da 90 doğru mu? Aa, o zaman orası da 8. Ama yamuk olabilir. Yani şöyle. Aa, doğru. Yani Doğru. şöyle olamaz mı? Değil mi? Evet, O zaman evet. yine bizim şu yönteme geçelim. Burası ne olacak? Burası A ise burası A. Burası 8 eksi A. Burası da ne olacak? 8. Mecburen 8 olacak. Evet. Peki şöyle bir üçgen var. 8 eksi A, 8 artı A ve 8. Gördüğün gibi 6, 8, 10 üçgeni. Yani 6, yani A2 Evet. dersen 6, 8, 10 üçgeni. Burası kaç çıkıyor? AB uzunluğu 10. 10. Demek Yani cevap onun 10. 8, 8, 16 diyemezsin burada. Evet. Eşkenar dörtgen demiş. AD ile yani AD ile BE eşitmiş. Şurası. AD ile hepsi eşit olduğu için bir sürü ikizkenarlıklar var. Doğru mu? Evet. Burası 110 ise burası 70'tir. Burası da 70'tir. 70, 70, 140 burası 40'tır. Z kuralından burası da 70. 110 olması için 55, 55. DCE'yi sormuş. DCE'yi hala bulamadık mı? Bulabiliriz artık herhalde. Yok, buluruz. 15 110, zaten.
110'sa burası ne olacak? 70 ya da burası 70'se burası 70 olacak. Evet. 55 çıkartırsan kaç çıkar? 10. 15. DE'ye x diyelim. AB x kök 2 olacakmış. Burası x kök 2 ise burası da x kök 2'dir. Burası da x kök 2'dir. Burası da 45, doğru mu? Evet. Bizden DC yani şu açıyı soruyor. Yani şu köşegenleri bir çekelim. Çünkü en azından Tamam. dik kesişeceğini biliyoruz. Değil mi? Yani burası ne olacak? 90. Yani ne 90. olur? Burası x bölü kök 2 geldi. Değil mi? Evet. 90, 45, Ama 45 olamaz de ki. burası x ise 45, 45'te burası x bölü kök 2, burası da x bölü kök 2'dir. O da ne demektir? X kök 2 bölü 2 değil mi? Ha evet. Yani şurası x kök 2 bölü 2. Şimdi şuna dikkat Evet. et. 90'ın karşısı x kök 2. Bir şey onun yarısı. O zaman ne olmuş oluyor? 30, 60, 90 üçgeni çıkıyor. Evet, Gördün mü evet. burayı? Evet. Yani burası kaç olacak o zaman? 30. 30. Burası 30'da burası da 30'dur. Şu ikisini toplarsam 165. Şurayı bu istiyordu zaten. 180'den çıkartırsam 15. 15. Şurada da görebilirsin. Bak burasının uzunluğu ne? X kök 2. Evet. Şu uzunluk ne? X kök 2'nin yarısı. Hangi dik üçgende olursa olsun burası x, burası x bölü 2 ise yani bir kenar var bir de onun yarısıysa burası daima 30'dur hatırlarsan. 30. Evet. Eşkenar dörtgen demiş. Yani burası 8, 4, 4, 4. 4, Burası 8, 8. 8, burası 8. Her şeyi bulduk. Bizden BE uzunluğunu istiyor. Şimdi BE uzunluğunu nasıl bulabiliriz? Ben olsam şöyle uzatırım. Yani ben olsam derken yani ben çözeceğim de ben aklıma ilk gelen şey şurayı şöyle uzatmak. Çünkü neden? Bunu böyle uzatırsam şurada bir dik üçgen elde ediyorum gördüğün gibi. Evet. Burası 8 ise burası 8 niye? Eş üçgenler var 4 4 olduğu için, değil mi? Nasıl? Bu üçgene eş. Kelebek oldu yani. Ha, kelebek. Tamam. Ya da değil mi? Kum saati, papyon ne Evet, diyorsun? evet, evet, evet. Burası kaç yaptı? 16. 90'ın karşısı 16 iken neyin karşısı 8'dir? 30. 30'un. Burası kaç çıktı? 60. Benden burayı istiyor. Ha, şimdi kosinüs teoremi yapabilirsin ama bence gerek yok. Niye? Karşısına dik çekerim. Tamam. Gerçi muhteşem üçlü yok bak gördüğün gibi. Yani şurası 11, burası 5. Muhteşem üçlü var mı diye baktım yokmuş. Tekrar aynı şey. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4'tür. Burası 1'dir. Burası da 4 kök 3'tür. 48 bir daha 49. Burası kaç çıkar? 7 çıkar. Anlaştık mı? Tamam. Güzel soru. Eşkenar dörtgeni olduğunu söylemiş. AH diktir. DH demiş. Çevresi 24 demiş. Çevresi 24 ise o zaman bunun her biri 6'dır. Değil mi? Evet. 6, 6, 3, 3. BH uzunluğunu yani şurayı nasıl bulabiliriz? Valla benim yine aklıma aynı şey geliyor. Bunu da burada yaptığım şeyin aynısını yapacağım. Bunu böyle uzatacağım. Burası 6 ise burası 6 yapacak. Çünkü şurada Evet, bir eşlik üç var. üç. Burası 90 derece, değil mi? Evet, Bak, evet. az önce demiştim ki şu muhteşem üçlü değil demiştim. Bak bu sefer muhteşem üçlü geldi. Ha, Nereden orası da anladık? olsun. 90'a ait kenarortay geldi. Anlaştık mı? Ha, tamam. Eşkenar dörtgen KF2. Ya yani şurada yükseklikler birbirine eşit olduğunu söylemiştik bir kez daha. Hatırlatalım. Eşkenar dörtgende eşit değildir ama hatta demiştik ya şuradaki yükseklikle şuradaki yükseklik birbirine eşittir. Yani burası 7 ise ne olacak? Burası 7 ise burası da 7 yapacak. Burası 4 olacak. Burası 90'sa Z kuralından burası da 90 olur. Evet. 36'dan 16'yı çıkartırsam ne olur? 2 kök 5 olur. CE uzun. Anlaştık mı? Yanlış Yükseklikler gördüm birbirine anlamadım. eşit. Yüksekliklere birbirine eşit. Yani buradaki yükseklikle buradaki Aa. yükseklik. Yani şu yükseklikle birbirine eşit demiştik ya. Evet. Yani Evet, şöyle. evet. Ben bunu böyle paralel olarak kaydırdığımı düşün. Bak buradaki de aynı yükseklik olacak. Buradaki de aynı yükseklik olacak. Ha. Aynı şekilde bunu kaydırdığımı düşün. Bak, bu da yükseklik, bu da yükseklik. Yani sen bunları şöyle kendi arasında istediğin gibi oynatabilirsin. Tabii çok kötü bir çizim oldu ama şöyle oynatabiliyorsun. Neyse. Farklı Tamam. araçlar kullanmayalım. Devam edelim. Beşkenar dörtgen orta nokta olduğunu Bu kolay. söylemiş. Yani alan ABCD'ye yani orta noktaysa ben bunu böyle çekerim. Burası 12 olur. Evet. Bunu çekerim. Orası da 8 çarpı 12.
bölücü. 8, 8 çarpı 12 bölü 2 niye 70 degenler dik kesişiyor? Evet. O da FE'ye x diyelim. DF2x. Burasının açıortay olduğunu biliyorum. O zaman ben buraya y dersem burası ne olur? 2y olur. Açıortaydan 90'ın karşısı 2y iken neyin karşısı y olacaktı? 30. Değil mi? Burası da 30. Evet. Burası da 30. Haliyle burası da 30. Neyi sormuş? ABC'yi sormuş. ABC. Yani burası 60'sa burası 120'dir diyebiliriz. Anlaştık mı? Yalnız hocam orada 3x 2y y var ya. Orada nasıl 30 63 gün oluyor? Açıortay ya şu. Şimdi şöyle düşün. Bir dik üçgen var. Bir de açıortay var. Burası x, burası 2x'e, burası a, burası 2a'dır. 90'ın karşısı 2a iken neyin karşısı a yapar? 30'un karşısı. Bu hiçbir zaman değişmez, değil Evet. ya şurada söyledim ya. Neredeydi? Bir yerde söyledim ben onu. Ha şurada. Bak bir kenar x, bir kenar x bölü 2 ise hep 30, 60, 90 üçgeni vardır. Ama orada 3x oluyor. Hayır, nerede 3x oluyor cancağızım? 90'ın karşısı DF 90'ın karşısı ne? 2a. 2 ya. Neyin burası a. Burası da a, tamamı a kök 3. Yani bu 3x derken ne demek istediğini anlamadım. Ay yok ya, ben anladım. Tamam. Ben bu 3x ile ilgili bir şey söylemiyorum. Diyor ki yani x 2x oranı varsa a 2a oranı vardır. Bu da 30 60 90 üçgenidir. Değil mi? Oo, Evet. bunu kime çözmüş? Hatırlamıyorum. Silelim. Dedim ya geçen ben birine Allah Allah kim anlattım acaba? Evet, şimdi ya kim anlattım derken hani geometride ileride olduklarım da var ama hiç hatırlamıyorum. Ben sana sanki yamuk anlattığım gibi hep böyle kafamda öyle bir şey kalmış düşünce. Neyse eşkenar dörtgen. 10. Hepsi 10. Önce bunu yazıyorum. En bilinen şeyi şuraya yazdık. Şimdi BFK'ya bu paralelse değil mi? Ne vardır? Benzerlik vardır ama benzerlik oranını nasıl bulacağım? Önce şurada bir kelebek benzerliği var. 6'ya 10'sa 6K'ya 10K diyebilirim. Evet. F neyi sormuş? AK'yı sormuş. Tamam AK'dan gidelim. Ben buraya 6K'ya 6X dersem 10K'ya 10X gelir. 16X eşittir 10. X eşittir 5 bölü 8. Kaç X'i soruyor? 6X'i soruyor. O O da da 5, 15 15 bölü 4. bölü 4. Yani direkt benzerlik sorusu aslında. Şu eşkenar dörtgenle ilgili olan tek şey şu. Şunlar birbirine eşittir değil Evet. mi? Evet, alanı 40 vermiş, bir kenarı 5 vermiş. Alanı 40 vermişse bunu 4'e böldüğüm zaman her birinin alanı 10 olur, değil mi? Evet. Yükseklik çarpı taban bölü 2 neye eşit olacakmış? 10'a. O da ne yapar? OH 4 gelir. Var mı sıkıntı? Yok. Evet, bize boyalı bölgelerin alanları toplamı demiş. Yüksekliği vermiş aslında. Oo, bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Burası ne olacak? 5. 5 çarpı 6 bölü 2 şuranın alanı. Burası 5 ise burası da 5'ti hatırlarsan. Evet. 5 çarpı 4 bölü 2, 30, 15, 10 ne yapar? 25. Kolay olduğu için sormadım bile yani anladın mı diye. Çünkü çok basitti. ABCD. ABCD eşkenar dörtgen. Hemen köşegeni çizmek aklıma geliyor. Çünkü köşegeni çizeyim ki neyi göreyim? Burayı 4 4 diye parçalasın. Ve şurası yükseklik olsun. H kare eşittir. 4 çarpı 9. Bak dikkat et tamamı 90 bunun. 4 çarpı 9. Burası kaç çıkar? 6. Altı. Alanı sormuş. Burası 6 ise burası da 6'ydı. Çünkü bu bir eşkenar dörtgen ve köşegenler iki eşit parça ayrılır. 6 çarpı 20. 8 bölünen ne gelir? 24. Anlaştık mı? Tamam. Bak bu hemen diğer köşegeni çizerim ve E'den geçmek zorunda. Çünkü burayı iki eşit parçaya bölmüş. Şunu hemen çiziyorum. Ve bu kesinlikle E'den geçmek zorunda. Nereden biliyorum? Çünkü iki eşit parçaya başka türlü bölmez. Yine H kare eşittir P çarpı K'dan 2 kök 3 burası. Peki. Evet. Ben bunu bulabilirim. 2 kök 3 çarpı 7 bölü 2'den kaç tane 7 var? kök 1, 3. 2, 3, 4 tane var. 28 kök 3. 28 kök 3 yapar.